Bilim, kainatı anlamak adına en büyük değer ve gerçekleri ortaya çıkarabildiği, şeffaf olduğu, insanlığın hizmetine sunulduğu sürece en değerli nimetlerden. Yanlış bir noktada yanlış tespitler olduğunu fark ettikçe kendi içinde daima revizyon yapmak zorundadır. Temeli septisizm, yani şüpheciliktir. Hiçbir zaman mutlak gerçek, mutlak doğru budur diyemez. Çünkü bir sonraki adımda deneysel olarak fark ettiği çelişkiler ve paradokslar, bir önceki teorileri ve hatta yasaları dahi iptal edebilir. Fakat yaklaşık son 100 yıldır iyiden iyiye revizyona fırsat bırakmayan, inanç türü halini alan bilim, herhangi bir soruyla meşgul olduğumuzda bizi araştırmaktan, incelemekten, muhakeme etmekten alıkoymakta, özellikle eğitim sistemiyle birlikte hali hazırdaki kendi kaynaklarına, kendi açıklamalarına iman etmeye zorlamaktadır. Şüphe etmeksizin emin olmak, körü körüne inançların kapılarını açar ve insanları, delilleri hiç umursamayan sersemlemiş kitlelere dönüştürür. Rabbimiz ayetlerinde daima düşünüp sorgulamaksızın hiçbir şeye inanmamamız gerektiği konusunda bizi defaatle uyarmaktadır. Akletmek, aklını kullanmak, akıl erdirmek 49, düşünmek, tezekkür etmek ise 84 ayrı ayette geçmektedir. Bunun yanında araştırma, inceleme ve sorgulamaya teşvik eden gözünü çevirip bir bak, gözünü gezdir ayetleri mevcuttur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, O, biri diğeriyle tam bir uyum içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uyumsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir bak. Herhangi bir bozukluk ve çarpıklık görüyor musun? Mülk 3. Kur'an'da insanların yanılgıya düşmelerini sağlayarak algılarla sömürenlerin Rabler edinildiğinin belirtildiği otoriteler, ahbarlar ve ruhbanlar, küberalar ve sadatlar olarak ifade edilir. Bu iki terimden ruhbanlar korkutma, sindirme kökünden sadatlar, yani din alimleri anlamına gelirken, ahbarlar ise mürekkep kökünden hesap yapan küberalar, büyüklenenler, yetkili bilim adamları yani teknokratlar olarak beyan edilir. Dört ayette bu iki kesimden pek çoğunun insanları kandırarak sömürdüğü ve doğru yoldan uzaklaştırdıkları haber verilmiştir. Ey iman edenler! Ahbarlardan ve ruhbanlardan pek çoğu halkın mallarını haksız yollarla yemekte ve insanları Allah yolundan alıkoymaktadırlar. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara o çok çetin azabı haber ver. Tövbe 34. Ve dediler ki, Rabbimiz, gerçekten biz sadatlarımıza ve küberalarımıza itaat ettik. Böylece onlar bizi senin yolundan saptırdılar. Ahzab suresi 67. Yaratılışı ekarte ederek mevcut bilimin, sanki evrensel mutlak yeterliliğe sahipmiş gibi her konuya bilimsel açıklama getirmeye çalışması, 28 Kasım 1660 yılında Masonik olan İngiliz Kraliyet topluluğuyla resmileştirilmiş ve zaman içinde tüm dünyanın özellikle eğitim alanlarını işgal ederek bilimi temelinden değiştirmiştir. Özgün düşünme yetisini kaybeden nesillerin yetiştirilmesi maksadıyla yakılan bu kıvılcım, yalanlarla çepeçevre sarılmış insanların gerçeklerden uzaklaştıkça daha teslimiyetçi, daha itaatkar, daha körü körüne olmalarını sağlayan dev bir yangına dönüştürülmüştür. Rockefeller Genel Eğitim Kurulu 1906 senesinde örgütün esas misyonunu şu cümlelerle ifade eder. Düşlerimizde insanların kendilerini bizim yoğurucu ellerimize yumuşak başlılık içinde teslim ettiklerini görüyoruz. Biz bu insanları yahut onların çocuklarını filozof, bilgi küpü kişiler veya bilim adamları yapmaya çalışmayacağız. Onların arasından yazarlar, eğitimciler, şairler,
aydınlar yetiştirmeye de çalışmayacağız. Bizim kendimize biçtiğimiz misyon çok basit. Biz çocukları organize edeceğiz ve onlara anne babalarının kusurlu bir şekilde yapa geldikleri şeyleri, itaati mükemmel bir şekilde yapmayı öğreteceğiz. John Taylor Gaddo, Eğitim Bir Kitle İmha Silahı isimli kitabında tümüyle egemenlerin hizmetine çalışan eğitim sisteminin insanların düşünerek üreten bireyler olmalarını sağlamak yerine mümkün olduğunca kendileri için tehdit oluşturmayacak düzeye çekip aptallaştırarak özgün olmayı ve muhakeme yeteneğini yitirmiş tüketicilere dönüşmelerini sağlamaya çalışmak olduğunu anlatır. Gaddo eserinde eğitimin insanların kendilerine özgü, özgün yeteneklerini ortadan kaldırarak standart ve sahte bilgilerle donatılmış, teşkilatın öğretilerine teslim olmuş kuklalara dönüştürme amacında olduğunu vurgulamaktadır. Bu masonik teşkilat, gerçeklerden uzaklaşıldıkça yozlaşmanın arttığının hesabını yapmıştı. Bu ters orantı, hazır bilgilere teslim olan, düşünmeye gerek duymayan nesillerin oluşturulması için elzemdi. Ve kolları sıvadılar. İlk olarak dünyanın bir gezegen olduğunun zannettirilmesi gerekiyordu. Yedekte daha katrilyonlarcasının olduğu, özenle yaratılmamış, basit ve sıradan bir gezegen. Bu sayede yeryüzünde gerçekleştirecekleri her türlü deney, tabiata verecekleri her türlü zarar için onlardan kimse hesap sormayacak, olası bir tehlike anında sözde canlı yaşam formlarını destekleyen başka gezegenlere seyahat fikri insanların bilinçaltına yerleşecekti. Bu yalan aynı zamanda uzaylıların var olabileceği fikrini ateşleyecek ve rastgele varoluştan emin olmalarını sağlayarak zihinlerin yozlaşmalarına neden olacaktı. Ve öyle de oldu. Bugün insanların çok büyük bir kısmı 2 trilyon galaksinin ve tüm bu galaksilerde toplam 700 milyon trilyon gezegenin olduğuna, bu gezegenlerin bazılarının yaşam formlarını desteklediğine inanmaktadır. Ve üzerinde yaşadığımız kusursuz yeryüzünün ayrıcalıklı ve özel olmadığına, şefkatle yaratılmadığına. Oysa Rabbimiz, bildiğimiz, üzerinde yaşadığımız yeryüzü için yer, kainat için gökler ifadesini kullanır. Buradan başka üzerinde yaşanabilecek bir dünya daha olsaydı, yer değil, yerler ifadesini kullanırdı. Çünkü dünya, dun kökünden aşağıda, beride olan anlamındadır. Aynı zamanda deniz sıfatının kıyas hali olan Edna sözcüğünün dişilidir. Hem altta olması, hem ahiret hayatı ile karşıtlığı ima etmesi bakımından dünya, yeryüzü için özenle seçilmiş bir terimdir. O, göklerde ve yerde olan her şeyi kendisinden bir lütuf olarak hizmetinize vermiş, size rahm etmiştir. Bunda düşünen bir topluluk için ayetler vardır. Câsiye 13. Kafirler, biz ne bu Kur'an'a inanırız, ne de ondan öncekilere dediler. Fakat o zalimler yakalanıp Rablerinin huzuruna durduruldukları zaman, birbirlerine söz atarken bir görsen, bir taraftan zayıf düşürülenler o büyüklük taslayanlara siz olmasaydınız biz mutlaka mümin olurduk derler. Diğer taraftan büyüklük taslayanlar zayıf düşürülenlere, size hidayet geldikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Hayır, siz kendiniz suçluydunuz derler. O zayıf düşürülenler de büyüklük taslayanlara, hayır, işiniz gücünüz gece gündüz hilekarlıktı. Çünkü siz bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona eş koşmamızı emrediyordunuz derler. Bunlar azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını gizlerler. Biz de o kafirlerin boyunlarına demir halkalar geçiririz. Onlar sadece yaptıklarının cezasını çekiyorlar. Sebe 31-32-33. Aynı ahbarlar durmaksızın halkları korkutan resmi açıklamalar yapmaktadırlar. Dünyanın ve insanlığın her an dehşet bir sonla karşı karşıya kalabileceğinin, insan türünün tehlikelerle
daima baş başa olduğunun propagandasını yapmaktadırlar. Tehlikeli bir patojenin bir anda ortaya çıkarak ülkelerde kıyım yapıp milyarlarca insanı öldürebileceği, dev bir göktaşının sonsuz uzay boşluğunda rastgele savrulmakta olan dünyaya çarpabileceği, güneşin sönebileceği, güneşte her an korkunç patlamaların olabileceği, bir zombi salgınının dünyaya yayılabileceği yahut olası bir uzaylı istilasıyla insanlığın ele geçirilebileceği gibi gerçeklikten son derece uzak, yalan yanlış haberlerle korku ayakta tutulmaktadır. Sanki bir yaratıcısı yokmuşçasına insanlığı başıboş, sahipsiz, korunaksız zannettirmek amacıyla yayınlanan bu korku propagandaları, zaten serseme dönmüş kimseleri teslim alma amacı gütmektedir. Kurtarıcı olarak üstün teknolojileriyle haşa yeterli kudretli olduklarının, kendilerine güvenilmesi, sığınılması, dayanılması gerektiğinin algısını yapmaktadırlar. Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık. Onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Enbiya 32. Görmedin mi Allah, yerdekileri ve denizlerde onun emriyle akıp giden gemileri sizin yararınıza verdi. Ve izni olmadıkça göğü yerin üstüne düşmekten alıkoyar. Şüphesiz Allah insanlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Haç 65. Herhangi bir binayı yaparken bile sayısız matematiksel denklemlerle sağlamlığı hesaplanır. Temelinden statiğine, harcın oranından sismik refleksine kadar. Bina için hiç kimse, bu bina burada zamanla kendi kendine var olduğu gibi akıl dışı bir önerme sunup kendisine güldürmez. Fakat mevcut bilim bugün canlıların varlığını, sağlığını, güvenliğini ve hatta huzurunu gözeten biçimde ince hesaplarla tasarlanarak kusursuz bir mizana oturtulmuş olan yeryüzünün ve göklerin, Big Bang ismi verilen bir patlamayla rastgele kendi kendine var olduğunu iddia etmektedir. Sıfır noktasında sıfır hacimli bir yoğunlaşmanın ve genişlemenin, varlığın başlangıcı olduğunun çelişki dolu kozmolojik açıklaması, bunu tetikleyenin ne olduğunu umursamaksızın determinizm göz ardı edilerek sunulmaktadır. Fakat yine de akletmenin, düşünmenin unutturulduğu bilim camiası tarafından geniş ölçekte kabul görmektedir. Neredeyse hiçbiri var olmayan maddenin nasıl yoğunlaştığını yahut kütle çekim dalgaları olmadığı halde yoğunlaşmanın nasıl oluştuğunu veya bu genişlemeyle uzay evren dokusunun kendi kendini nasıl işlediğini sormamaktadır. İşte ahbarlar, olmayan maddeyi, olmayan evrende, olmayan etkiyle yoğunlaştırıp, olmayan patlamayla nedensiz ve etkensiz var etmeyi başararak kitleleri inandırmayı sağlayabilmişlerdir. Hakkı inkar edenler görüp bilmediler mi ki, göklerle yer bitişikti, biz ayırdık ve hayatı olan her şeyi sudan yarattık. Enbiya 30. Şüphesiz biz her şeyi şaşmaz bir ölçü ve dengede kaderle yarattık. Kamer 49. O gün gökleri, kitapların sayfalarını dürer gibi düreriz. İlk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar iade ederiz. Bu bizim üzerimize vaattir. Elbette biz yaparız. Enbiya 104. Kendi nefislerinde hiç düşünmediler mi ki Allah göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre için yaratmıştır? Gerçekten insanların çoğu Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. Rum 8. Allah odur ki gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri 6 günde yaratmış, sonra arş üstüne istiva buyurmuştur. Sizin için ondan başka ne bir dost vardır ne de bir şefaatçi. Artık düşünmeyecek misiniz? Secde 4. Göğe gelince
onu kaldırdı ve ölçüyü koydu. Rahman 7. Böylece onları 2 gün içinde 7 gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip donattık ve bir koruma altına aldık. İşte bu üstün ve güçlü olan, bilen Allah'ın takdiridir. Fussilet 12. De ki, hak Rabbinizdendir. Dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir cehennem hazırladık ki, onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan imdat dileyecek olsalar imdatlarına, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir kalma yeri. Keyif 29.